再去做他战略，战略不错，不错，给你手拿到等等，不怕。Boşu da çıkalar arkadan. Boyunun kontrolünü tamamıyla eline almış gibi duruyor. Şimdi ileriye doğru. Hakem kale vuruşunu işaret etti. Ali şimdi kale vuruşunu kullanacak. Uzun oynayacak sanırım. İleriye doğru oyuncuların çıkmasını söyledi. Kısa kullandı. Şimdi orta alanı atıyor topu. Aytekin. 66 numaralı formasıyla pasını aktardı. Abdurrahman. Şimdi nereye doğru bir top? Gümrük spor için etkili bir an olabilir. Top kaybı geldi. Sol kanattan yüklenecek Gümrük spor. Bir top kaydı. Karşılıklı top kayıplarına devam ediyor. Uzaklardan bir şut geldi. Az farkla çok etkili geldi şu anda. Dünlü spor. Selçuk Özün şutuyla. Şimdi kaydı yapıyor. Evet, şimdi bir atak genişliyor oraya sol kanatta. Köşe oyun şutu dönecek. İçeriye doğru bir pas, sağlı oldu. Bir sporcu bir kontrat katabilir mi? Hakem avantajı oynattı bir dakikada. Mehmet pasını aktardı. Fener uzundan vardı ama orada buluşturabileceği hiçbir takım arkadaşı yok. Hakem devam kararı verdi. Kendi yarı sahasında tıkandı şu anda Dirli Spor. Topu şişirerek uzaklaştırmak zorunda kaldı. Serbest duruş kullanacak bir iletişim. Kardeş siteden baksana da. Recep. Bunu çıkmış kullandı Recep. Şimdi içeri doğru pat üstünde ama çok etkili oldu. Şey lütfen işimize dönelim ilk oyun. Şimdi ileriye doğru bir top. Güretişim Ali ile sakınlıktan çıkmaya çalışıyor ama. Abi yayın kesilir. Ne yapacak şu an? Ne oldu? Tekstil bir kendi karşılaşma. İki takımında tek fırsatları yok. Bu arada karşılaşmanın 15 yıllık kadar toplamının destek yüzeyini tekrardan seyircilerimizi hatırlatalım. Takımlar grup aşamasında 3 karşılaşma oynayacakları için kondisyonlarını diğer maçlara saklıyorlar sanırım. Türkiye için orta kardeşim oyun kurma çabasındayken Dirli Spor kesti. Güzel de bir çalım. Atsın aktardı. Soner. Düştü. Çok etkili olmuyor. Kale vuruşu tekrar kısa kullanıldı. Paslaşıyor tekrar Dirli Spor. Uzaklardan bir şut. Out.
kendisini gösterirken. Bir spor şu dakikaya kadar sadece uzaklardan kaleyi yoklayabildi. Çok net ataklar yok. Şimdi uzaklardan yine bir küçük bir takar tuttu iletişimden. 66 numaralı formasıyla Aytekin etkili oldu oldukça. Evet, yanımızda değerli Odur Meydan yorumcularından Mustafa Şahin'le var. Evet, Mustafa karşılaştırmayı biraz değerlendirebilir misin bizim için? Tabii ki de. Öncelikle teşekkür ederim sözlerim için. İki takım da kontrolü oynama çabasında. Orta sahada oyun biraz sıkışmış durumda. Belki bekler biraz daha öne çıkarsa daha etkili futbol oynayabilirler diye düşünüyorum. Göreceğiz. Evet, teşekkür ederiz Mustafa'nın da görüşlerini aldık. Bakalım ilerleyen dakikalarda gol görebilecek miyiz? Şimdi bir köşe vuruşu kullanacak tutku ilişkin takımı. İçeriye doğru bir orta. İçeride hiçbir arkadaş yok. Rahatlıkla karşılığında birinci spor takımı. Yekta. Şimdi bir spor toplanacak. Evet. Aldar. Test deneme. Evet, orta sahada şu anda tekrar yüklenecek bir spor takımı. Aytekin'in yaptığı müdahaleyi faul olarak gördü. Bülent Kalkan. Mehmet Kupala yapılan hareketi. Şimdi serbest vuruş kullanacak Kırmızı Spor. İçeriye doğru uzun bir top. Pek etkili olduğu söylenemez. Utku Kaloğlu. O refleks olarak elin videoyu durdurmaya gidiyor ya bre ya. Sesli verme olayı şu an ikler oldu biliyorsun değil mi seni yaptığını unutmayın. Orayı ben hallederim. 7. dakikanın sesini kısarım. Evet, şimdi bir spor takımı atak geliştirecek tekrar kendi yarısı takımlar koltuğu bulmuşta oldukça zorlanıyor. Bir süs geldi. Bir daha kurtardı aslında. Şimdi uzaklardan yine bir şut. Kaleyi yine rahatlıkla kurtarıyor. Selçuk'un şutunu. Hızlı bir kontrasyon olabilir mi? Kimsas kanattan Ali'nin de bildirmesi vardı ama orada bir risk oluyor. Yönetmen hareketi faal olarak kurtarandık derken. Şimdi Mehmet. Mehmet sıkıştı. Kaleci Ali Osman'a geldi top. Evet, Mustafa Şirinlik'e kadar böyle daha yakın olan taraf sence ne misiniz? Takımlar oldukça zorlanıyor boy kutluyor olmakta. Bence Cemil Spor kademeli oynuyor. Gayet iyi oynuyor. En azından ellerine kendilerini işini yapıyorlar. Orta sahada oyunu iletişim takımı biraz sıkıştırıyor. Ama yani iki takım da çok teşebbülü takımlar. Kolay kolay geri düşeceklerini zannetmiyorum. Dengeli bir oyun izliyoruz şu ana kadar. Peki hocam, kondisyonlarını bir sonraki maçlara takdirdiklerini söyleyebilir miyim? Oyuncular biraz daha temkinli oynuyor gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle. Hem kondisyon açısından hem sporsal açısından sakatlığı engel olmak adına gayet kontrollü sergiliyorlar. Tabii ilk kazanmak birinci hedefleri. Bunun için çok dikkatli ve temkinli oynuyorlar. Mustafa Erçay'a da teşekkür ediyoruz. Senin de söylemiş olduğun gibi takımlar şu anda biraz daha temkinli oynuyor. Ancak bir gol geldiği takdirde iki takımda ben varımı yorumu yavaş yavaş ortaya koyacağını düşünüyorum. Her şeyi bozacak bir gol şu anda. Kanka gidip gidip duruyor. Şimdi girdi spor takımı. Atak yapacak. Bir kontra olabilir mi? Tekrar bir veriden bağlanıyor zaten. Top kayıtları var. Şimdi de avuz. Mobil veriye geç o zaman şeyde. Çok önemli.
etkili geldi. Tutkul etkili takımı. Tutuluyordu bu top. Tuncay bir iletişim pozisyonuna girmeye çalışıyor. Top kanada gönderdi. Tek pas yaptılar. Deniz spor takımı gerçekten çok güzel kapanıyor. Şimdi Tuncay. Yine bir top kaybı geldi. Hayır önünde kanadı mı? Son dakika bir müdahale Deniz spor oyuncularından. Burhan sol kanattan eskili gelmek istedi ama eskili olamadı. Şimdi Ali kornere gönderdi topu. Birini spor köşeye vuruşu kullanacak. Mehmet'le Birini spor takımı ilk defa bu kadar kalabalık görüyoruz rakip yarı sahada. Şimdi hava müdahalesi ancak tehlikeli hareket olarak nitelendirdi. Bilal Kalkan Endrek serbest vuruşu kullanıldı. Sağ kanada Halil'e. Halil geri kalecisiyle oynadı ama kalecisi daha kontrol edilince bir korner olabilir. İçeri doğru bir kontrol. Şut geldi. Şut geldi kaleciden. Harika kurtarış. El oynama beklentisi var. Hakem avantajın bozulduğunu gösterdi. Serbest vuruşu veriyor. Önce avantaja bırakmıştı Bilal Kalkan. Gerisinde Emre var. Utku da geldi. Bakalım hangisi kullanacak. Oldukça tehlikeli bir nokta. Bıraktı. Bir orta. Kaleci uzaklaştırdı. Bir kontrol atak olur. Utku iletişim için. Bir spor hemen karşıladı topu. Şimdi ileriye doğru bir pas. Bir şut geldi uzaklardan. Harika kurtarış Ali'den. Emre mükemmel vurdu. Belki de orta sahadan sol ayağıyla. Kaleci de aynı güzellikte bir kurtarış yaptı. Şimdi korner kullanıldı. İçeriye doğru savunma karşılıyor. Tekrar Emre. Kale vuruşu şartı. Doğru söyler. Tutku iletişim takımı tekrardan atak bulmaya çalışsa da çok etkili olamadı. Birinci spor kısa taklarla başladı yine. Pasını aktardı sol kanada. Şimdi başlıyor Tutku iletişim takımı oyuncuları. Toplamaktan bir pas. İçeriye doğru güzel müdahale ettiler. Tüm paslaştılar. Sol kanada Aytekin. Tuncer'in müdahalesi vardı. Devam dedi. Şimdi Aytekin. Orada bir müdahale. Hakem serbest vuruşu gösterdi. Birini spor takımı kullanacak. Aytekin'in yapmış olduğu müdahaleye. Aytekin'in faul bana yapabileceği itirazları olsa da Bilal Kalkan kararından tabii ki geri döndü. Şimdi sırada turşu Emre kullanıyor. Emre'den şut savunma karşıladı. Şimdi sahne hattan yüklendi peşinde. Birinci spor takımı. Olmaz. Şimdi sol kanattan yine bir spor takımı yüklendi peşinden.
savunma müdahalesi geldi. Gerçekten oldukça fikir geçen bir karşılaşma. Takımlar iyi kapanıyorlar, atak yapmakta da biraz zorlanıyorlar bu yüzden. Karşılaşmanın süresinin kısa olması da onlar için de bir baktı gibi. Şimdi Ender. Ve toplar geldi Tuncel. Son dakika savunma müdahalesi. Görkale Ali, Tuncel'in presi var. Tuncel topu kurtarabilecek mi? Ali Cahiye'ye yakınlarla gitti orada. Faul olarak nitelendirdi. Erken giden kalkan. Fırsat geçirmişti eline burada tuttu yetişim Tuncel'le ama beğenilemedi. Evet, serbest vuruş kullanacak, düzeltiyorum. Serbest vuruşu tutku yetişimle yine vermiş Bilal Kalkan. Kalkan'ı da sarı kart gördü. Topu saklamadı. Topu saklamadı. Aslında paylaşılamaz top vermesi lazım. Paylaşılmayan top vermesi lazım da. Biz niye konuşuyoruz? Şimdi tarzı turuş kullanacak. Pas tutulandı. İsmail kontrol ediyor. Çok etkili olmadı bu tarzı turuş. Kent oyuncu değişikliğini işaret etti. Giren yedi numaranın adını öğrenseniz belki. Şimdi bir bu gol bütün düğümleri bozacak gibi. Evet, oyuna sonradan giren Hüseyin'in hiç şüphesiz golde katkısı var. Ayağını doğruyla geldi ve takımına golü kazandırdı. Şimdi Emre. Pasın atandı Hüseyin. Şimdiden bir pas gelmedi. Tekrar Hüseyin'de kaldı. Hüseyin. Emre kapatmaya çalıştı. Bir pas. Kim sağ kanattan? Balettim arayı da. Çok etkili oldu. Tutku iletişim takımının dayalı dakikaları kaldı ve bastırması lazım. İlerden dakikalarda da mutlaka goller göreceğiz gibi gözüküyor. Hüseyin şimdi topu kontrol edemedi. Neden gönderilen bir toplu çok güzel sak savunma arkasına etkili olamadı Hüseyin. Üçüncü bir dakikadan beri takıma atağa çıkıyor. Bir yere yolu bir top. Güzel indirdi. Tuncel kontrol. Şut gelir mi? Tüm geniş kılda savunma araya girdi. Tekrar vurdu Tuncel. Direkt sen döndü. İnanılmaz bir atak tutku iletişimler. Giriyor aşamıyor Tuncel. Şimdi tutku iletişim atar. Devam edecek. Tüke'yi karşıladı. Uzaklardan bir süsü. Ali Cimri'nin atası. Diğer spor takımın 2-0 oldu. Abdurrahman'ın golüyle. Özür diliyorum, Burhan'ın golüyle 2-0 yakaladı Dirilik Spor takımı. Artık karşılaşmada da yavaş yavaş son dakikalara da yaklaşırken bu gol onlar için moral niteliğinde oldu. Şimdi açıkı kullandı kale vuruşu. Hüseyin. Hüseyin. Evet, şimdi kale dibinde mücadeleler var. Tutkunun kontrolünde top avuta. Şimdi Ali avut kullanacak. Dışı geldi. Uzun oynadılar. Şimdi Emre. Burhan. Burhan ikinci golü sahibi. Burhan bir çalım attı ama anında geri düşürülüyor. Halil Çelik tarafından. Evet, A grubu ilk karşılaşmasında Dirilik Spor'un tutku iletişim karşısında 2-0'lık üstünlüğü var. İç bitkisi karşılaşmanın başından sonuna kadar da rakibinin üstünlüğünü kabul ettirmişti. Hüseyin'in girmesinde 2 golü vurdular. Şimdi içeri doğru pas. Hüseyin kontrol etti. Gol gelir mi? Az farklı alandan aldı.
nasıl durdur oynadılar? Ne patlıyor? Öyle de bugün şüphesiz takımın en iyi yerinden de orta sahayı topladı. Hüseyin'in mücadelesi. Şimdi Burhan'a kazandı bu topu ama. Burhan. Zaten atladı içeriye doğru. Çok güzel olamadı. Şimdi tutkul için takıma atak kurmaya çalışıyor ama Trimis Spor adeta ikinci yarı dirildi. Rakibin tarzında çok farklı futbol oynuyor. Tuncer. Tuncer vurdu. Asfalt'a alıp Tuncer bugün bir türlü şansını kıramadı. Önce direk, şimdi direği dibinden alta gitti. Ha, kontrol etti. Hüseyin dokunmadan önce savunma tam zamanla müdahale ediyor. Şimdi Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahman vurdu kaleciden. Çok güzel kurtarış. Abdurrahman güzel çekti. Çok güzel kurtarıyor. Şimdi Emre'nin mücadelesi var orada. Sert bir müdahale geldi. Hem karşına başlayacak gibi duruyor. Halil Çelik de sarı kart görenler listesine girdi. Unutmayalım, iki sarı kart üçüncü karşılaşmada cezalı olmanız demektir. Sarı kartlara dikkat edin. Zavut takımın uzaklardan gönderdi ama çok etkili olmadı. Hüseyin kardeşi Burhan şişir çalım neden olmadı. Kimse tekte gönderdi topu. Hüseyin'e yapılan hareket Halil tarafından serbest duruşu. Ben zaten buradan çekiyorum. Ama şöyle bir şey var, ben zaten buradan çekiyorum. Normal video çekmiş. Şimdi sağ karşılandı, şut, out'a gitti. Bak o kadar yakın çalışıyor ki. Ayak çalışıyor bazen %10 sadece ayaklar alıyor, %10 bazen hani açının önemi yok, pozisyonu çekmiyor, adamları çekmiyor. Kim sen? Av kullanıldı. Şimdi uzaklardan bir top, Abdurrahman İmremet topu. Aytekin, Aytekin'den top kaydı Hüseyin. Mehmet. Mehmet uzaklaştırmak istedi. Kutlu için oyuncular dinlendi. Evet hakem oyuncu değişikliğini işaret ediyor. Halil sarı kartı vardı. Kenara geldi. Bakalım bu değişiklik kutlu için bir ateş olabilecek mi? Şimdi Emre, Emre çok güzel vurdu ama savunma da tam zamanla müdahale geldi. Emre tekrar zorluyor. Zorlandı ve Tuncer'i düşürdü. Kardeşi düşürülecek. Şimdi uzun bir top. İsmail, İsmail hayat müdahale ama Tuncer için topu kaptırmadı. Şimdi sol ayak etkisiz bir şut oldu. Şimdi Hüseyin içeri bıraktı. Mehmet çok güzel bir vuruş geldi Mehmet'ten. Harika bir voleyle skoru içe getiriyor Birlik Spor. Mehmet Susam. Hüseyin gerçekten pozisyonu hiç bırakmadı, takip etti, pasını aktardı. Mehmet'in de mükemmel golüyle skor 3-0'a geldi. Kardeş. Gel la gel. Şarjı mı? Önünde kaldı top. Hüseyin pasını aktardı. Hüseyin yukarıya bir tane uzatma tablosu yazdı. Telefon şarjı. Çabuk
kesilse bir şey olmaz da. Şimdi de bir top. 3 sınıf Denizli Spor'u sunuyorlar. Büyük üstsüz olmazsa Denizli Spor ilk karşılaşmasından 3 puanla ayrılan taraf olacak. Tuncer. Tuncer kontrol ettiği bir de çalım denemesi. Tuncer yerden azarken topa müdahale ediyor. İçeriye doğru bir pas. Son anda savunma müdahale ediyor. Şimdi Burhan. Çok güzel kurtardı topa. Hüseyin'i aynı şekilde aktaramıyor. Beyin pres devam ediyor. Çünkü topu kazan. Abdurrahman'ı yapalım. Çek puan. Gönderdi. İçeriye doğru bir top. Tuncer mücadele ediyor. Tuncer aldı. Tuncer soluna çekti. Vurur mu? Top kurtardı. Tuncer. Tuncer. Rakibini de yatırdı. Çok güzel oldu. Savunma kurtarıyor son anda. Evet. Karşılaşma devam ediyor. Hüseyin. Biraz zorladı. Şimdi Mehmet topu çok güzel aktardı. Duhan. Duhan. Sağda Emre aldı. Rakip şüphesiz yıldızlarından Emre'den harika bir şut. Az farklı avuça gidiyor ve karşılaşmadaki bir erken maçın son düdüğünü verdi.